Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu sevgili dostlar. Hayırlı, huzurlu, bereketli günler. Sağlıklı, sıhhatli, aydınlık yarınlar inşallah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تجعل يدك مغلولة إلى أنقك ولا تبسطها ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا صدق الله العظيم إسراء سورة 29 ayet. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل بعيد من الله Ba'idun minel cenneh, ba'idun minen nas, qaribun minen nar. Sadaka Resulullah fîmâ gâl ev gâl. Tirmizi hadisi. Sevgili dostlar, mümin ve mümine kardeşlerim. Etrafınızdaki toprağa, bulutlara, bitkilere, hayvanlara bir bakın. Tefekkür gözlüğüyle incelendiğinizde veya incelediğinizde hayat verici çok şeylerle karşılaşacaksınız. Kuru bir üzüm çubuğunun birer şekerleme tarzındaki birer şekerleme tarzındaki salkımları bin bir çeçik, bin bir çiçek dolaşarak ikramını bize sunan arının balı ot yiyip berrak, safi, haliz, halis gıdasını takdim eden koyun Keçi, inek gibi hayvanların sütleri kainatta hükümran olan bir cömertliği göstermiyor mu? Yaratılış kanunları böyle konuşul konulmuştur. Cimrilik yoktur kainatta. Bu ka kanunu tek çiğneyen yaratık insan olsa gerek. Ama Allah bu fıtrat kanunlarına ters düşmemesi için insanoğlunu da uyarmaktadır. Elini boynuna bağlayıp cimrilik etme. Daha da şiddetli ikazda bulunur. Allah'ın lütuf ve ihsanıyla onlara verdiği şeyde cimrilik edenler, bu cimrilikleri kendileri için hayırdır sanmasınlar. Bu cimrilikleri kendileri için hayırdır sanmasınlar. Bu onlar için bir şerdir. Ali İmran suresi 180. ayette böyle buyruluyor. Evet, bir defa insanın cimriliğe hakkı yoktur. Nasıl misafir olduğu bir evde ev sahibinin emanet olarak verdiği şeyleri kullanmada keyfine göre hareket edemez. Onun emirleri doğrultusunda hareket etmek zorundadır. Şu dünya misafirhanesinde bulunan ve sahip olduğu her şey emanet olan insanoğlunun emanet sahibinin emirleri istikametinde hareketten başka yapabileceği ne olabilir Sahip olduklarımızın da gerçek sahibi olan Hazreti Allah bizden cimri olmamamızı istiyor Cimri olmamamızı istiyor Cimriliğin hayır değil şer olacağını bildiriyor. Zararlarını hatırlatıyor. Daha dünyadayken cimriliğin verdiği ruh sıkıntısını zehir gibi yudum yudum içmiyor muyuz? Cömertliğin verdiği manevi zevkten mahrum kalmıyor muyuz? Kıskançlık, çekememezlik, bir kısım zararlara hedef olma gibi birçok şimşeyi üzerine ve üzerimize çekmiyor muyuz? Dahası var. Dahası var sevgili dostlar. Rızkı elinde bulunduran Allah, rızık musluklarını kısıyor, çok verecekken az veriyor, bereketi de çekip alıyor. Peygamberimiz bu hakikati şöyle ifade buyuruyor kesenin ağzını bağlama. Senin de rızkın bağlanır. Yani cimrilik etme. Senin de rızkın bağlanır. Kesenin ağzını bağlama. Senin de rızkın bağlanır. Buhari ve Müslim'de geçen bir hadisi şerif. Sevgili dostlar, mümin ve mümine kardeşlerim. Demek ki cimri hayırdan elini kesmekle kendini kıskaca atmaktadır. Rahmet musluklarını kapatmaktadır da o kendi farkında değildir. Evet. Cimri hayırdan elini kesmek suretiyle kendini bir kıskaca almakta, rahmet musluklarını kapatmakta ve bunun farkında değil maalesef. Meyvesiz ağacı andıran cimri ne kadar zengin olsa da aslında dünyanın en yoksul insanıdır. En fakir insanıdır. Çünkü o maddenin esareti altına girmiştir. Maddeyi bir esir gibi hizmet ettirecekken ona esir olmak ne kötüdür. Bu aynı zamanda ona sahip olamamak demektir. Ahnef bin Kays elinde bir miktar para bulunan birine bu paralar kimin diye sordu. Benim cevabını alınca da hayır dedi. Hayır. Sen onu hayırlı bir işte kullanmadıkça o senin olamaz. Sen o elindekini hayır işinde kullanmadıkça o senin olamaz. Evet, cimriliğin tehlikelerine dikkat çeken peygamberimiz cimrilikten sakınınız. Çünkü sizden öncekileri cimrilik yok etti sizden öncekileri cimrilik yok etti, onları kan dökmeye, haramı helal görmeye sevk etti buyurarak, bu tehlikeden korunmamızı tembihlemiştir. Ebu Davud Zekat 46 Müsned 2 160-195. Saygılar Böyle bir davranışın müminde bulunmaması gerektiğini iki huy vardır ki, Bunlar müminde bir araya gelmezler. Biri cimrilik, biri de kötü huydur. Sözleriyle ifade buyurmuşlardır. İki huy vardır ki, bunlar müminde bir araya gelemezler. Biri cimrilik, biri de kötü huydur. Cimrilik ve kötü huy bir müminde olamaz, bir araya gelemezler buyuruyor sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tirmizi 141 Evet sevgili dostlar, mümin ve mümine kardeşlerim. Hiçbir cimri cennete giremez şeklindeki ikazı ise Allah'a ve Resulüne gönül vermiş herkesi her mümini cimrilikten sakındıracak şiddettedir. Hiçbir cimri cennete giremez. Cimrilerin azabı ise bir ayette şöyle anlatılır. Cimrilerin cimrilik ettikleri şey kıyamet gününde ateşten bir halka olarak onların boyunlarına dolanacaktır. Cimrilerin cimrilik ettikleri şey kıyamet gününde ateşten bir halka olarak onların boyunlarına dolanacaktır. Ali İmran Suresi 180. ayet. Evet sevgili dostlar. Bir tarafta cimrilik edip ateşten halkayı boyuna geçirmek Diğer tarafta da kim nefsinin cimrilik ve ihtiraslarından korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendisidir müjdesi vardır. Tegabun suresi 16. ayet Kim nefsinin cimrilik ve ihtiraslarından korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendisidir müjdesi. Evet. İstediğini seçebilir insan. İkisinin yolu da belli. Azabın yolu da, felahın kurtuluşun yolu da, cennetin yolu da, cehennemin yolunda, yolu da. İkisini seçme, seçebilme, idrak edebilme melekesi insana verilmiş, bize verilmiştir sevgili dostlar. Mümin ve mümine kardeşlerim. Ne mutlu ne mutlu ki kurtuluşa erenler sınıfına girebilenlere. Allah bizleri de hakkı hak bilip hakka ittiba, batılı batıl bilip batıldan iştinab eden kaçınan zümreye dahil eleyip bu mutlu kurtuluşa erenlerden eylesin. Cennetini, cemalını, cümlemize, cümle geçmişlerimize, cümle nesillerimize ihsan ve ikram eylesin inşallah.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'a emanet olun sevgili dostlar.